Masmavi Mutfağa Mutfakta'ya geldiniz. Bugünkü tarifin tüm detaylarıyla en güzel baklavayı nasıl yapabilirsiniz? Çok da kolay bir tarifim var. Hamurumuz el değmeden açılıyor zaten. İyi seyirler. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu yoğurarak başlayalım. 1 tane yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı yani yarısı kadar, 1 çay kaşığının yarısı kadar kabartma tozu, 1 fiske de tuz ekleyip hepsini pürüzsüz oluncaya dek karıştıralım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlar, eklemiş olduğumuz limonun etkisi hamurunuzun daha güzel açılması içindir. Asit bazlı ürünler yani limon ve sirke gibi hamurunuzun kolay açılmasını sağlayan etkenlerdir. Hepsini karıştırdık ve unumuzu dikkatlice ekleyelim. Toplam un miktarı bende 6,5 çay bardağı tam denk düştü. Ama yumurtanızın büyüklüğüne göre bu miktar 6 veya 7 çay bardağı da olabilir. Siz dikkatli ekleyin, hiç sorun değil. Şöyle bir kaşıkla topladım. Tekrar elimle yoğurmaya başladım. Oldukça yumuşak, hatta hafif elinize yapışan bir baklava hamuru yoğuracağız. Seri bir şekilde yoğurursanız böyle çok hızlı hızlı çekerseniz elinizi elinize de yapışmamış olur. Bakın, oldukça yumuşak, hafiften ele yapışan bir hamurumuz hazır. Bezelemeye geçelim. Bir tepsi veya bir tabağın içerisine un serpiyorum. Elimi de hafif unladıktan sonra cevizden birazcık büyük 18 tane özür dilerim, 16 tane beze alarak tabağa dizelim. Ben 16 beze aldım. Yani bu 16 beze ile 2 tepsi baklava yapacağız. Her her tepsiye 8 beze düşüyor. Ee, siz isterseniz tabii ki 18 beze de alabilirsiniz. Veya tek tek şekilli baklava yapacaksanız 20 beze de alabilirsiniz. Hepsini hazırladık. 16 tane bezemizi temiz bir poşete geçiriyoruz. Ve en az 2 saat dinlendiriyoruz. En önemli püf noktalarından bir tanesi baklava hamurunuz ne kadar beklerse o kadar güzel açılır. Hatta sabahtan yoğurun öğlen açın. Hamurumuz beklerken şerbetimizi hazırlayalım. 4 su bardağı şeker. Şöyle biraz kalınca çeyrek limon dilimi. Ve 4 su bardağı suyumuzu ocağa alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp kenara soğumaya alabiliriz. Hamurumuzu açmak için 3 su bardağı nişastamız var. Mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. İçerisine 1 yemek kaşığı un ilave ettim hepsini karıştırdık ve bununla açacağız. Baktınız ki yetmedi, tekrar takviye yapabilirsiniz ama normalinde fazla fazla yetiyor. Her şeyi hazırladık. Şimdi açmaya başlayalım. Çeşitli boyutlarda oklavalarım var. Nasıl kolay açarsam bir yanıma hazırlıyorum ben. Bakın sevgili arkadaşlar, baklava hamurunuz o kadar yumuşak ki yani işiniz çok kolay. Hemen tezgah aldım. Dikkatlice bakarsanız sadece 3 defa dokunarak 15-20 santim çapında açmış oluyorum birkaç saniye içerisinde. İkinci dokunuşum ve üçüncü dokunuşumla 20, 20 santim çapında açtım. Tüm bezeleri aynı işlemle açalım. Her katına nişasta serperek üst üste dizelim. Yani iki tane baklavalık yufka açacağız. Her ikisinde de 8'er tane beze olacak. E, hemen tekrar belirteyim, her açtığınız bezenin arasına bol nişasta serpin lütfen unutmayın. Çünkü sonra pişince bunlar e, kat kat açılacak. Baklava yapımında en önemli unsurun hamur olduğuna inanıyorum. Hamurunuz güzelse, e, ben iki tepsi baklavayı 45 dakikada açmış, kesmiş ve bitirmiştim. İşiniz de çok kolay olacaktır. Ve tüm bezeleri aynı işlemle açtım. 2 tane nasıl desem bezi hazırladım. Her ikisi de toplam 8 üst üste bezi içeriyor. Şimdi 8 kat hazırlamış olduğumuz yufkamızı şöyle tezgaha alıyorum. Elimle basarak bile bir 30 santim çapına getirdim. Hiç oklava kullanmadık henüz. Ve şimdi açmaya başlıyorum. Henüz hayatında hiç yufka açmamış arkadaşlarım için siz izlerken ben belki işinize yarayacak birkaç fikri vermek isterim. Ben 10 yaşındaydım galiba. Baklava yufkasını açabiliyordum. Annem öğretmişti. E, kullanmış olduğunuz oklava çok önemli. Yani oklavanızın dümdüz olması işinizi çok kolaylaştıracak. Oklava alırken özellikle dikkat edin. Dümdüz bir oklava olsun. Şu anda gördüğünüz gibi bir 50 santim oldu bile. Şimdi seri bir şekilde büyütmeye başlıyoruz. Elimde görmüş olduğunuz oklava uzunluğu 1 metre 20 santim ve son derece kolaylıkla 1 metre çapında açtım. Aslında daha da açabilirsiniz ama benim mutfak tezgahım yetişmedi. Çok fazla olduğu için 1 metre açtım. Ve vücut dilime dikkat ederseniz de anlamanız çok kolay olur. Hiçbir şekilde öyle çok omuzlarımla açmak için çabalamıyorum. Çok hafif ve narin bir şekilde basarak açın. Eğer sert basarsanız bu defa yufkanızı ezerseniz parçalanmalar olur. Hiçbir sorun olmadan ipek gibi açılıyor. 8 kat yufkayı toplam açtığım süre özellikle de bir kenara saat tuttum. 5 dakika yani 5 dakika 40 saniyede bir metre çapında açmıştım. Şu anda gördüğünüz 8 kat baklavalık yufkamız. En ufak bir yırtılma yok yumuşacık öyle kalıp gibi sert de değil İnşallah sizler de yaptığınızda aynı şu aynı sonucu alacaksınız şimdi e, yapacak olduğum baklavalık tepsiyi tam ortasına yerleştiriyorum ve bir ruletle tepsinin kenarlarını güzelce keselim ve en alttaki en düz parçayı kenara ayırıyoruz Çünkü bunu daha sonra en üstüne e, yerleştireceğiz Şimdi kenarlardaki tüm parçaları da keserek çok kolay bir şekilde güzel güzel dizmeye başlayın. Yani bu kadar kolaydır aslında baklava yapmak. Tek tek açmanıza da hiç gerek yok. 8 bezeyi üst üste açın. Tepsinizin üzerine sererek devam edin. Her bir bezemizin 8 kat olduğunu hesap edersek şu anda 16 kat oldu mesela. Bir 8 kat daha serdik. Yani 40 kat baklavayı geçiyor bu şekilde yaptığınızda 60-65 kat oluyor. Kullanmış olduğunuz tepsiniz şayet büyük yuvarlak bir tepsi ise yine aynı işlemle yapın lütfen. Tepsiyi ortaya yerleştirin, kenarlarını kesin. Kesmiş olduğunuz kısmı kenara ayırın. Onu en üstüne yerleştireceksiniz. Diğer kalan tüm parçaları dengeli bir şekilde güzelce yayın. Yani ben kullanmış olduğum tepsiyle İki tepsi çıktı. Büyük bir tepsi kullanacaksanız bir tepsi çıkar ama birazcık da artar onu belirteyim. Onu da küçük bir borcama yapabilirsiniz. Bolca cevizini serptim. Yani alt tabana göz kararımca 3 tane 4 tane kat dizdim. Bol cevizi serpip tekrar üzerine de sererek bitiriyorum. Ve kenara en başta ayırmış olduğumuz o düz yufkamızı da en üstüne serelim ve bir tepsiyi şu anda bitirdik ve toplam kat sayısı 40'ı çoktan geçti. Birinci tepsimiz bitti. İkinci tepsideki bezeleri de çok hızlı bir çekimle sizlere tekrar veriyorum. Onu da son derece kolaylıkla açtım. 1 metre çapında. Siz izlerken ben hemen baklava için birkaç püf noktasını belirtmek isterim. Baklava yufkanızı açma esnasında lütfen camınızı, kapınızı, mutfak balkon kapınızı hepsini kapatın. Yani çalıştığınız ortamda hiçbir esinti olmasın. Çünkü narin bir yufkadır. Siz açarken esinti olursa sizi zorlar. Yufkanız kurur, kurursa açamazsınız zaten. Biraz sıcak oluyor mutfak bu açarken ama hiç sorun değil. Önemli olan bu kadar güzel yufkanızı açmak. Daha önce de belirttiğim gibi toplam 45 dakikada iki tepsi baklavayı bitirmiştim ve ikinci tepsimizi de bu işlemle bitirdik. İki tepsi baklava yaptık, 16 bezeden ve kesme işlemine geçiyorum. Kesme işlemini de yine istediğiniz gibi kesebilirsiniz, ama ben bu şekilde kestim. Onu da yine hızlı bir şekilde sizlere aktarıyorum tüm detaylarıyla. Baklavanızı keserken keskin bir bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Baktınız ki bıçağınız çok keskin değil, onu hafif birazcık keskinleştirin ve tepsiniz elinizin altında sürekli dönen bir kıvamda olmalı. Ee, Dönderin sürekli yani daha pratik ve kolay kesebilirsiniz. Önce hepsini kare şeklinde kestim. Herhangi bir ölçü kullanmadım, göz kararı. Daha sonra her kareyi de tam ortasından bir kez daha kesiyoruz. Bu şekil kesmemiz, kesmemdeki sebep her tarafının katlarını tam olarak gördüğünüz için hem de çok şık bir sunum oluyor. Baştan sona kaydettim. Hiç aklınızda soru kalmasın. Şu anda tepsimizin kesme işlemini bitirdik. Tepsimiz hazır. 2 tepsi yaptım toplam 16 bezeden. Bir tanesini buzluğa kaldıracağım pişirmiyorum ama bir tepsimi hemen pişirmeye geçiyorum. 250 gram tereyağı ocakta erittim. Yani suyu alınmış tereyağı. Bunun açıklamasını da infobox'a yani videomun altına ekliyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü videoyu daha fazla uzatmamak için o kısmı vermedim. 250 gram tereyağı içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Sıcak tereyağını üzerine gezdirelim. Hafif şöyle sağa sola kaydıralım ve fırına gitmek için hazır. Fırınımızda da çok önemli bir ayrıntı fırınınızın orta tarafının bir alt tarafına fırın ızgarasının üzerine verin lütfen. Çünkü baklavanın pişerken sıcağın alttan gelmesi katların güzel açılması demektir. Bu şekilde alt üst ayar 200 derecede 1 saat pişirdim. Ama yine de gözünüz fırında olsun baklavayı pişirmek de çok özen isteyen bir durum. Fırından çıkardıktan 10 dakika sonra soğuk şerbeti komple üzerine dökelim. Bir 10-15 dakika bekleyin lütfen daha sonra dökün. Şerbetini çekti. Biraz antep fıstığıyla dekore ettim. Mükemmel görünüyor. En büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Ve 40 katın üzerindeki baklavamız. Çıtırtıları duymanız için ben sessiz kalıyorum. Tekrar bir dilim daha keseceğim şimdi sizlere. Bu katların nasıl açıldığına bakın. Hepsi tek tek açılıyor. Rengiyle, dokusuyla ve katlarıyla bakın sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir baklavamız oldu. Hemen şurada da şunu belirtmek isterim. Bir tepsiye ben buzluğa kaldırdım belirtmiştim. Onu da hemen size video kaydettim bir tepsiyi komple streç folye önce sarıyorum. Çok sıkı bir şekilde sarın lütfen. Çünkü birçok emek harcıyorsunuz. Buzluk kokusu veya buzluk yanığı olursa ziyan olur. Komple her tarafını sardım. Daha sonra bir de temiz bir poşete geçirip güzelce mandalladım. Bu videom uzun ama elimden geldiğince tüm ayrıntıları vermeye çalıştım. Harika bir baklava yapacaksınız Allah'ın izniyle. Ve yine sizlerden gelen istek üzerine bahçemden çekim istemiştiniz. Bugünkü videomuz sonundaki sunum video sunum kısmını bahçemde yaptım. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle diyorum. Hepinize hayırlı, huzurlu, mübarek, güzel bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.